Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun. Bizim için çok kritik bir maçtı diye düşünüyorum. Rakibin de konumu, bizim de konumumuzu düşündüğümüzde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncular gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 hafta çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü skorlara yansıtamadık bunu. 3 haftadır işler iyi gidiyor. Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi yerde ligi bitirmek adına. Daha önümüzde 6 tane maç var. Süper Lig'de özellikle böylesine birbirine yakın rakiplerin baktığınızda bugün ligin 4.sü bile bizim sadece 10 puan üstümüzde. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Küçük detaylar farkları ortaya çıkardı. Bu sene biz geldiğimizden beri 10 tane beraberlik aldık. Bu 10 beraberliğin 7 tanesi, 8 tanesini kazanmaya yakın oyunlardı. Buradan bir 4-5 tane oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm ama işimiz daha bitmedi. Gaziantep'e oyuncularını tebrik ediyorum. Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum. Geldiği her takıma bir şeyler yapmaya çalışan bir teknik adam. Geleceği çok parlak bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisine ve Gaziantep'e başarılar dilerim. Yani her rakibi İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın bu anlamda göstermiş olduğu özveri, cesaret, özellikle sahada vazgeçmemeleri benim için çok önemli ve değerli. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip, büyük bir kulüp. Onlar da sezonu istedikleri gibi götüremiyorlar ligde. Ama her maçın kendi içinde zorlukları var. Onlar için de zor maç olacak, bizim için de zor maç olacak. Üstüne kupada oynayacağız onlarla. Baktığınızda böyle enteresan bir hikayesi olan bir Beşiktaş, Ankara Gücü hikayesi bizi bekliyor ama ben ligi özellikle Cuma günü önemsiyorum. Orada tahminimce biz açıyoruz haftayı, önümüzdeki haftayı. İnşallah iyi hazırlanacağız. Karşılığını almamız gereken haftalar olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz mücadelenin, emeğin, bütün oyuncuların, tesis çalışanların, herkesin, buraya bugün gelen taraftarlarımızın, herkesin burada hakkı emeği var. Onun karşılığını vermek istiyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek adına önemli bir maç. İnşallah yine yüzümüz ak, alnımız ak bir şekilde o maçtan da ayrılırız. Öncelikle çok üzgünüm. Bugün iyi oynamadık. Oyuncularımla içeride konuştum. Onlara söylediğim iki tane şey vardı. Bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Teknik olarak istediklerinizi yapamayabilirsiniz. Ama böyle bir dönemde beraber kalmak, beraber oynamak, mücadele etmek, rakipten daha fazla koşmak özrü olmayan parametreler dedim. Yapmaya çalıştılar ama istediğimiz gibi yapamadılar. Onlar adına da üzgünüm. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum tabii sahanın içiyle ilgili. Yaklaşık bir aydır buradayım, görevdeyim ekibimle beraber. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz ama tabii çok kolay işler değil bunlar. Kafamdaki oyunu oluşturmak çok da tabii ki basit değil. İnsanlar, hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bile ayırıyor. Oyun kurmak için, geriden oyun kurmak için, üçüncü bölgede etkili olabilmek için, oyunu önde oynamak için. Bunlar çok kolay işler değil. Ankara Gücü takımı da bu yönde iyi bir takım. Uzun zamandır en azından bu oyunu oynamaya çalışıyorlar ki buna rağmen puan tablosunda kötü yerdelerdi, iyi yerde değillerdi. Ama oyun olarak bizden güçlü bir takım olduğunu biz zaten maçtan önce de kabul etmiştik, bunu biliyorduk. İçeride en azından oyun üstünlüğünü alacaklarını biliyorduk. Bu yönde hazırlandık. Elimizdeki oyuncuların kalitesini de göz önünde bulundurursak maçın aslında aşağı yukarı bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Tabii en önemli şey tabii bugün maçla ilgili kazandığımız topları doğru kullanmaktı, geçişi iyi yapabilmekti. Bu tür maçlarda eğer doğru durduktan sonra, iyi defans yaptıktan sonra kazandığınız topları bir şekilde hücuma çeviremezsiniz. Rakibi de yoramazsınız, rakibi de geri getiremezsiniz ve bununla beraber atak sürekliliğini yakalamış olur rakip. Biz bunu aynen bugün bu şekilde yaptık. Çok top kaybettik, çıkamadık. Ve neticesinde baskı yedik. Evet, dediğim gibi üzgünüm ama çalışmaya devam edeceğiz.
Bu takımın nasıl ligde kalacağıyla ilgili çalışmalarım kafamda tabii devam ediyor. Ankara Gücü evinde güçlü bir takımdı. Belki de son şansı gibiydi. Kazanabilir miydik? Evet, kazanabilirdik. Öne de geçtik. Fırsatlarımız da vardı. Tabii kötü tarafını anlatıyorum size. Çünkü önce ben hep eleştiriyi almak istiyorum üzerime. Yaptığım kötü şeyleri, yapamadığım şeyleri anlatmak istiyorum. Ama evet, öne geçtik. Çok da geçiş fırsatı yakaladık. İki de yapabilirdik. Olmadı. Gelişmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Asıl maçımız geliyor şimdi. İçeride 3 tane maçımız var. Kasımpaşa, Karagümrük ve Hatay. Bunların özrü yok. Bu maçları ne olursa olsun içeride kazanacağız. Deplasmanda da alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz.